Çıktı bunu. Sen ne lan yine? Çıktılar. Gönlüm buraya. Şu ol işin. Alo. 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 Sıdıka. Tanıdın mı beni? Kenar ben, Kenar. He, cepten arıyorum artık. Kenar. Ben de mahallenin kedileri, köpekleri niye huzursuzlanıyor? Deprem falan mı olacak diyordum içimden. Meğer başıma gelecek başka bir şey varmış, sen arayacakmışsın. Cep telefonu da almışsın. Hayırlı olsun, ne diyeyim? Sağ ol. Modem bir ihtiyaç, gerekiyor artık. Ha, şey diyeceğim. Demin deprem demiştin ya. Sen merak etme Sıdıka. Ben etrafında olduğum sürece deprem dahil sana hiçbir kötülük olamaz. Yalnız sen ve şimdi açıklayamayacağım yüksek menfaatler için gerekirse depremle bile kahramanca vuruşabilirim. Ha, bana bak iş. Sakın bana bir daha Kenar deme, tamam mı? Ha ha, artık başka bir kimlikle dolaşıyorum. Ya şimdilik bana düzgün diyebilirsin ama. İyi, öyle olsun. Peki olabildiği kadar düzgün bey. Beni niye aradınız? Cep telefonu mu deniyorsunuz sen? Söyleyemem, sırdır. Bizim gibiler az ve öz konuşur Sıdıka. Bir de sert oldum ben artık. Belli. İyice olmuşsun sen. Bana bak düzgün. Bir dakika. Bana bak. Sakın bana düzgün deme, tamam mı? Anladın mı? Bir süre bana yamaç diye seslenmen daha iyi olacak. Anladın mı Sıdıka? Ha, düzgün ismi de şifre olmuş olabilir. Nedenini şimdi söyleyemem. Sıdıka, nedenini şimdi söyleyemem. Memleket açısından mühim bir mevzu. Sen şimdi direkt minibüs durağının oraya gel. Takip edilmemeye çalış, tamam mı? Anladın mı? Ha. Ya da evde kimse yoksa ben geleyim size. Nasıl yani? Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Niye geliyormuşsun bizim eve? Ecelini mi susadın sen? Susurluk her şeydir. İmaç hiçbir şeydir Sıdıka. Çok gizli konuştum, anla artık. Şifreli yani. Ha, bana bak. Seninle muhakkak bir pastanede buluşmamız lazım. Sonra da otele falan ha. Kimliği merak etme. Her şey ayarlandı. Resepsiyona başka bir ad veririz. Otelci de bizden. Devlet bilmiyor ama devlet adına çalışıyoruz. Görevimiz tehlike. Anlıyor musun? Ha, anladım. Ben de sizdenim yırtmaç. Pardon yamaç. Bak şimdi sana bir telefon numarası vereceğim. Burası gizli karargah. Kapat şimdi telefonu. Verdiğim numarayı çevir. Karşına çıkan arkadaşa bir bir bana söylediklerini anlatıp yerini bildir. Çok kısa bir süre sonra gelip seni alacaklar. Çok gizli bir görev seni bekliyor. Hadi veriyorum numarayı, yaz. 0212 543 65 65. Kaçtı abi. Aynen abi, sağ ol abi. 43 65 65. Nasıl yani? Yani gizli yüz operasyon merkezi falan mı? Nere bura? Açıp sorduğunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi diyecekler ama bu bir şifre. Sıradan insanları kaldırmak için. Oysa içeride senin gibi gizli kahramanlar bir sürü. Emrinde bir ambulans, 10.000 ilaçlı adam ve bembeyaz çarşaflar olacak. Asalan'ın avukatı mısın kız sen? Hain! Niye dalga geçiyorsun kız insanla? Hayvan! İyi be, gerizekalının yatağa atma numarasını yemedik diye bir de terörist avukata hain olduk. Aferin, iyi öğrenmişsin sen bu numaraları. Baktın foyan ortaya çıkıyor, önüne gelene hain de olsun bitsin. Asıl hain diye senin gibilere derler, anlaşıldı mı şey efendi? Neydi lan senin son adın, salak mı? Son adım yine Kenar olsun. Sen beni öyle hatırlarsın. Eğer bana bir şey olursa kalbi Sıdıkası ve vatanı için çarpan bir Kenar vardı dersin. Malum görevimiz tehlike. Gidip de dönmemek var Sıdıkam. Görevin Kenar, tabii eğer kabul edersen bir daha asla bu numarayı aramamak. Eğer arayacak olursan yerini bulup 5 saniye içinde seni yok edeceğim. Gerzek Gladyo'sun seni! Gladyo'nun adını ağzına alma kız. Mukaddes bir şey o. Kim bilir ne zannediyorsa Gladyo'yu filan. Lan Kenar, karışmayayım diyorum ama öyle zavallısın ki analık duygularımı kabartıyorsun. Anne olmak istiyorsan gel işte otele be. Üzme beni. Öyle değil lan sapık. Bak, benden sana bir kız kardeş tavsiyesi. Öyle sağda solda ilginçlik olsun diye konuşup durma. Senin gibi saf, acar, bilekli tosuncukları karanlık işlerde kullanmaya hevesli bir sürü uluslararası şebekeler var. Ta sen ne olduğunu bile anlamadan kendini dışa alev çemberiyle sarılı, hipotenüsü eroin, komşu kenarı silah ticareti olan bir üçgenin kenarı olarak bulursun. Ya geometri ve felsefe yapma insana Sıdıka. Eğer dediğin üçgenlere kenar olacaksam hep senin yüzünden. Ne var sanki he desen, evimin tosuncuğu olsam.
Sadece yakıt parası için yönetici falan dönsem. Tanıdıkların burnundan başkasını kırmasam. Ya Fener'in şampiyonluğu için çarpışsam. Ama sen hep aynı yollara itiyorsun. Bak Sıdıka, ya akşama kadar buraya gelirsin ya da ben Tibet'e muhtarlık seçimlerinde olay çıkartmaya gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Bak ciddiyim bak. Bizde yalan yoktur Sıdıka. Sözlerim bu aşamada buraya kadar. Ne var? Bak hala ne diyor manyak? Artar şu telefonu. Bir daha da ararsan tem kenarında kenar cesedi görevine yollarım seni. Ona göre. Hop hop hop, bir dakika bak Sıdıka. Sıdıka bir dakika bak. Pişman olacaksın bak, kapatma. Ah ulan kapattı. Yapılır mı lan bu bana? Ne diyorsun lan sen? Asıl sen ne diyorsun lan? Nasıl yürüyorsun lan sen öyle yolda? Burası tarla mı? Sığır. Şşş bir dakika zaten abi. Zaten böyle elinde cep telefonuyla yolun ortasında dolaşan denyalara uyuz olurum. Ulan uyuz muyuz deyip konuşma lan, bana bak. Asıl uyuz sensin oğlum. Ters yere çattın lan. 700 bin tane sim kartla abonem var benim oğlum. Hepsi bir telefonuma bakar ulan. Topunuz gelin lan. Kıl şebekesi. Ah anam ah ah. Ya baba şu yeşil düğmeye bas da aç şu telefonu. Eğer beni arıyorlarsa kenar toplantıda dersin. Tut hadi tut. Hadi. Alo buyurun. Alo. Alo dedik kardeş. Böyle yaparsanız iletişim kurmamız imkansız. Anlamlı bir ses çıkarmanız mümkün mü acaba? Son alo. Bak canım kardeşim. Bizim evin telefon sapığı kadrosu dolu zaten. Ses çıkarmadan kapatan, inir diyen, böyle isterik bir şekilde ahizeyi yalayan. Ya her türlüsü var. O yüzden sen bu numarayı aramaktan vazgeç, tamam mı? Ha, dilersen numaranı bırak. Kadromuzda bir boşalma olursa biz seni ararız, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Ben de isterim elma yanaklardan, ben de isterim yetmiyorum. Alo. Alo buyurun. İyi dadandı bir manyak yine. Hapı yuttuk. Anacım bak yine söylüyorum. Sana bu numaradan hayır gelmez. Sen en iyisi böyle internet aracılığıyla falan dünyaya açıl, oldu mu? Yer küreyi taciz et, rahatlarsın. Sana söylüyorum, duyuyor musun? Ama dur. Ben şimdi seni konuşturmasını bilirim. Kulaklarını aç da iyi dinle. Şenes, Şenes duy sesimizi. Satılmış federasyon dananana. Alişen başkan, Fenerbahçe şampiyon. Alişen başkan, Fenerbahçe şampiyon. Ole! Biliyordum. Futbol federasyonun Fenerbahçe'ye karşı haksız tutumu en sessiz telefon sapını bile dillendirir. Nasıl duydum ama sözünü? Ayıp, ayıp. Kocaman adamsın, yakışıyor mu sana el alemin telefonlarını dakikada bir car car çaldırıp rahatsız etmek he? Üstelik sesin de yabancı değil sanki. Dur bir dakika. Ay bu ses. Ay evet. Sıdıka. Benim Kenar, ben Kenar. Vay başıma gene. Ne lan bu polis akademisi filmi gibi durmadan karşıma çıkıyorsun. Kenar yedi. Hani sen beni bir daha aramayacaktın lan. Ya önüne geçemiyorum Sıdıka ya. Yani nasıl desem, hani bahar geldi ya. Ne bahar be? Ortalık kış kıyamet. Ama takvimsel olarak bahar geldi Sıdıka. Pirelli takvimi. Ayrıca mayo defileleri de başladı. Tüm bunlar beni etkiliyor tabii. Sus! Bak kötü konuşacağım. Eşoğlu eşek Kenar. Sessiz kalsan daha iyiydi be. Seni konuşturan da kabahat zaten. Ben niye sessiz kalıyordum biliyor musun? Telefon çalıyordu, sen açıyordun ya. Evet. Şimdi bendeki cep telefonu ya, hani sen konuşuyorsun, ben onu pantolonun cebine koyuyorum. Yani acayip oluyor ya. Kızmadın değil mi? Neredesin lan sen? Çabuk koordinatlarını bildir, gidip seni parça parça edeceğim. İyi olur. Sen Sharon Stone musun? Ben de Michael Douglas'mışım.
Bir yere kadar parçala tabii. Güdü şeysi seni. Güt beni. Güt. Bak hala ne diyor? Lan FBI gibi çalışırız. Dakikasına kalmaz abim, babam, ben. Bir olup yerini buluruz. Lan o cep telefonu var ya, içinde bir yerlerde çalar sonra yuttururuz zalimallah. Bir dakika. Sen yanlış anladınız. O kadar büyütülecek bir şey yok ki. Ben telefonu cebime koyuyorum ama orada cep üniversitesi var. Sen bir nevi cep üniversitesine konferans veriyorsun. Yazık lan. Zavallı Kenar. Doğru. Sen gene o telefonu pantolonun cebine koy. Beynin oralarda bir yerlerde gelişmiş olur senin. Sen de biliyorsun değil mi? Başka çaren yok ki. Şimdi olup biteni babama anlatsam bir şekilde yine ben dayak yerim. Mahalle birbirine girer, adım çıkar. Senin elini kere, dayağını yer, sıyırırsın. Olan hep bana olur. Belki de olayı kapatmak için apar topar beni tanımadığım bir salakla evlendirirler dedikoduların önüne geçmek için. Oysa Bahar sadece senin gibi ayılara gelmiyor ki. Benim de içim içime sığmıyor. Ama sen ve gözü dönük manyak telefonlarınız bütün coşkumun içine etti. Yazık. Alo? Alo? Aa! Lan telefonu yine donla mı attın it? Pislik. Hayvan herif. Ne biçim iş lan bu? Kime aykırıyordun kız telefonda demince? Aman hiç işte, kadrolu telefon sapımız. Arada bir kontrol ediyor yaşıyor muyuz diye, manyak. Bir dahakine bırak ben çıkayım. Bir girişeyim o yüze. Bakalım bir daha arayabiliyor mu? İnşallah. Paylaşın kozlarınızı, öldürün birbirinizi. Şu lotoyu bir kurayım. Kapayım paraları. Kimseyi kendim öldürmem. Veririm parasını, tutarım 3 tane tetikçi. Bir de böyle cep telefonu. Böyle kullandığım biri mi oldu? Tık 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 ara telefonla, indirtiver aşağıya ineyi. Hayırlı bir şey istesene ya. Herife bak, lotodan para çıksın da tetikçi tutayım diye dua ediyor. Deli mi ne? Ya hepsini tabii ki tetikçiye bağlamayacağız. Bak bir Mercedes, bir sarışın şarkıcı, manken de olur. Ama bu Mercedes çok hanzo işi oldu ya. Buldum. 4x4 cip alacağım. Camları simsiyah şöyle. Uçak gibi. Ufak arabaların ensesine bineceğim. Yakacağım selektörü böyle. Bit. Yakacağım farları. Açılın lan diyeceğim. Yol verin kara şimşeğe. Keyife bak ya. Tetikçi isteyip mafyayı karıştırdığı yetmiyor. Bir de trafik terörü yaratacak. Ya abi. Sana para çıkarsa var ya, normal insanların bu ülkeyi terk etmesi gerekecek. Çok konuşma öyle. Çıkarsa ama abi diye peşimde dolanırsın. Hadi bir rakam söyle bakalım. Hayda. Ne öyle kız, doğru söylesene. İki mi demek istiyorsun yani? Yok abi. Gülüyorum öylesine. Neye gülüyorsun? Kızma ama bir şey soracağım. Sor. Serçe parmağına niye taktın o bebek patiğini? Özel bir anlamı var mı? Yoksa bugün dünya serçe parmağına bebek patiği bağlama günü mü? Uğurum o benim. Bu tahliye oyunları oynamadan önce muhakkak dokunurum ona. En son Sinoplular eşya piyangosunda böyle tüpüyle beraber katalitik soba çıkarttım ben bunun sayesinde. Ya şimdi de sayısal lotoda götüreceğim malı. Mahalledeki arkadaşların bu uğrundan haberleri var mı abi? Hayır, sen karakter olarak cebinde anahtarlık verme. Ya da ne bileyim böyle minyatür bereket tarlası, minik kuru kafa, at toynağı falan taşıması gereken bir insansın. Hayır, biraz tuhaf duruyor elinde. Yani imajınla taban tabana zıttı onda. Bana bak. Bu tabanımın tersiyle bir korsam suratına şimdi. Uzatma da bir rakam söyle. İyi bir şey olsun. Azıcık düşün. Öyle aklına ilk geleni söyleme mi? 19 nasıl? Onu kafadan yazdım ben. Bak. Bu şanlı camiamız olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamını ortadan ikiye bölmek suretiyle 19 ve 07 şeklinde iki güzide rakam elde edip derhal işaretledim. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Ama aynı anda 18 milyon insan da o rakamları işaretleyecektir. O yüzden de ikramiye olarak pek bir şey girmeyecek cebine. Bence sen o rakamları yazma. Hayır, sayısal loto oynama yetisine sahip bütün Fenerbahçeliler o rakamları işaretleyecektir. Benim aklıma ilk anda böyle 30-31 falan gelirdi herhalde. 30 olur. De öbürü ayıp. Çıkmaz.
Sen de dikkat et biraz. Ağzından çıkan rakam mı kulağın duysun? Bunu bükerim boynunu. İyi be. Laf söylüyorduk, suç oluyordu. Rakam da söyleyemeyeceğiz artık içine tükürdüğümün evinde. Beyni donunda teşekkür etmiş fesat kalpli hikat yaratığı. Hani şimdi ben 23 desem kim bilir ne anlama gelecek senin o hastalıklı beyninde. 23 sakat bir rakama benziyor değil mi abi? Peki 16 desem nasıl olur? Ne biçim konuşuyorsun kız sen öyle? Bana bak, biliyorsun babamdan yeşil pasaportum var. Parçalarım seni, kimse kılıma dokunamaz. Oyarım şerefsizim. Cadı! İyi be iyi. Ne söylesek olmuyor. Bak daha iyi bir fikrim var. Aniden sigortayı indirelim. Elektrik saatindeki rakamları bir bir yazalım. Tamamen şans yani. Ya da bir sıvı yağ şişesindeki mısıra dediniz. Yazalım. Ya da İstiklal Marşı'ndaki fa sayısını. İyisi mi sen onları yaz. Tamamen şans. Bak bunlar olur işte. Şans şeysi yani. Olur tabii. Ama şunu da söyleyeyim ki kişi kendi şansını kendi yaratır. Yani kozmik bağlamda düşünecek olursak evrendeki her şey bir neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır. Ya öyle bakarsın anasını tren çiğnemiş buzağı gibi insanın suratına. Bak, çok basit bir şey söylüyorum. Ya şöyle açıklayayım. Diyelim ki sayısal lotodan sana bir şey çıktı. O rakamlara karşılık gelen kozmik kod senin bünyende gizlidir. Ay gene anlamadım. Bak samimi söylüyorum samimi. Geçenlerde astrolog Esin Uzer sınır ötesi programında bizzat değindi bu konuya. Ya diyeceğim o ki o rakamlar senin bünyende gizlidir. Mesela bir seferde kaç tane şınav çekebiliyorsun? Diyelim ki 15. Hemen işaretleyeceksin o 5'i oraya. Kaç 15? Sen beni ne sanıyorsun kızım? Bak şimdi say bakalım. Evet. 1, 2 3, 4, işte o rakamları hemen şey edeceksin, kaç tane çıkıyorsa. Aklın bende olmasın, sen saymaya devam et bir yandan. Hop hop, karnı yere değdirmek yok, gövde yere paralel olacak. Kozmik dengeyi kaldırmaya kalkarsan havan almışsın sayısal lotodan. Sonra bak bir şey daha yapalım, bu şınavdan sonra kafanı kurnaya daldır. Sayalım bakalım nefesini ne kadar tutabiliyorsun. Sonra o sayıyı da şey ederiz. Ay araya laf karıştı, saymayı unuttum. Kaçta kaldın sen? 5 miydi 7 mi? Ne beşi lan? 40 filan. Aa 40 filan olmaz. Kesin bir şey belirleyeceğiz. Hadi baştan başlıyoruz. Kaldır popoyu Samim Bey. Evet. 1, 2. Kozmik denge dürüstlüğü sever. Tek bir yanlış rakam her şeyi alt üst edebilir. Loto olayı yatar. At yarışında atlar şişer. Ondan sonra Rus ruletinde tabanca ateş almaz. Anlatabiliyor muyum? Kaç oldu senin şimdi? Köprünün altında bin gayme buldum. Hoplama Halimem ben buldum. Hop zoplama Halimem ben buldum. Hoplama Halimem ben buldum. Kolay gelsin Safiye Hanım. Gelene gibi güzellikler yapıyorsunuz ha. Neredesin kız sen sabah beri ha? Kolay gelsinmiş. Yani bitince löp löp yemeği biliyorsunuz abi kardeş. Tut şu dolmanın ucundan acık hadi. Kız anne, yaprak saran makineler çıkmış biliyor musun? Böyle sigara böreği falan hepsini şıpladarak sarıyor. Ben de esasen makine miyim diye düşünüyorum bazen. Böyle bir Japon malı robot falan yıkar, ütüler, durular, götürür, getirir, taşır. Orası öyle canım. Ben de senin bir geliştirilmiş modelinim. Hakikat kız anne, bizi Japonlar yapmış olmasın? Kız o dolmalı parmaklarını gözüne sokma. Süreceğim işte. Yapma sana kız. Da süreceğim, sana da süreceğim. Demek sen bir robotsun ha. Pillerin nerede? Burada mı? Sıdıka, baksana bir. Bu kozmik dengeyle ilgili bir problem çıktı. Nedir o bakayım? Şimdi hani kaç şınav çekersek yazacaktık yani. Ben 55 tane çektim. Ama lotoda 49 var. Kozmik dengenin tavrı ne olacak bu durumda ha? Olmadı. Kozmik denge böyle şeylere kızar. Madem 49 tane rakam var. Ne diye 55'e kadar meşgul ediyorsun kendisini? Olmadı. Bir daha baştan şınav hadi. Ya kozmik dengeyi de kızdırdık ya. Uf. Nerede kalmıştık? Pillerinde değil mi? Nerede lan? Göbeciğinde mi? Yoksa tomik yanaklarında mı? Ay! Ay Sıdıka sırnaşma kız anne. Aaa! Çekil. Hadi dolma falan istemiyorum. Çekil git başımdan. Hadi. Kızının bir tanecik tombiği. Lan hadi git ayağımın altında. Dayan ayıydım. Hem zengin hem herkül olacaksın. Ye lan ye. Azıcık enerji toplarsın. Ya bu dolma kozmik dengeyi bozmasın şimdi. Yok canım ye lan bir şey yapmaz dolma adama. Hem o kadar da ciddiye alma bu işi.
Nasıl yapmazmış ha? Sen demedin mi her şey bu kozmik denge tarafından belirleniyor diye? Ha? Hayır yani bu şans oyunları filan. Orası öyle tabi de önce temiz kalpli iyi bir insan olacaksın. Öyle kız kardeşine filan ayılık yapmayacaksın. Sonra alimallah kozmik denge bir kızı verir adama. Ya kaç şınav çektim ben? Şimdi sayıyordum ya. Kasten yapıyorsun değil mi Kaltak? Öyle mahsustan dolmayla araya girip adamın aklını karıştırıyorsun. Ne yazacağım şimdi ben buraya? Bana bak, sesine dikkat et abi. Öyle insanın suratına hökürme. Hadi bana kızdın diyelim, dolmaya kızmak olmaz. Nimettir. Olimpiyatlarına mı hazırlanıyor? Sayısal lotoya hazırlanıyor. Çektiği kadar şınavı kupona işaretleyecek. Zengin olacağız sonra. Mutfağı ağzına kadar robotlarla dolduracak Samim. Bir susun be, bir susun. Konsantre olamıyor insan. Ağzına tüküreyim be. Sen kimin ağzına tükürüyorsun ha? Edep fukarası ayı. Ha, boru gibi böyle konuşuyor insana. Sen uzun süredir anne dayağı yemedin. Maşallah. Ey aslarım, Ezolu Robocop, Terminator Sofia, Zeyna! Carmela, yalan söylüyorsun. Bana veda bile etmeden kaçacaktın. Rica ederim, bu kadar abartma. Jose Antonio onunla gitmemi istedi ve ben de bunu yapacağım. Şşş! Sıdıka! Saat kaç kız? Ben sana rakam söylememeye yemin ettim abi. Lan! Saat tam 12 olmuş. Resmen gece yarısı. O sayısal loto kuponunu yatıramadım. Niye kaldırmadın lan beni? Ya şınav çekerken çok yorulmuştum. Yığılıp kaldım. Uyandırmaya kıyamadım. Hem annem çok yorgun. Bırak uyusun dedi. Ya çekmesene saçımı ya. Ya bıraksana. Ne kızıyorsun? Hem ne olmuş kuponu yatıramadıysa? Bak, kozmik denge öyle uygun görmüş demek ki. Hem belki ikramiye haftaya devreder değil mi? Hmm. Ay ya, neden sonuç ilişkisi? Lan yolmasana lan saçımı. Patikli ayı. Olmayacaksa baştan söyle kardeş. Gidip Japon konsolosunun önüne bırakalım. Servis çıksınlar mallarını. Canımıza tak etti ya. Japon'a gerek yok abla. 2 dakikada hallederiz şimdi. Bunun tüneri falan bozulmuştur. Her gelen öyle diyor ama henüz bir netice alamadık. Siz gelen 4. tamircisiniz. Oldu diye getiriyorlar. 2 saat seyrediyoruz, tekrar bozuluyor. Şimdi abla, sizin televizyon bitmişse tamirci de bir yere kadar tabii. Japonlar bile bunu yapar. Ya canım ki... her neyse, Japonları ben öylesine söylemiştim. Hem onların malı sayılır. Gerçi yerli montaj ama Japon markası taşıyor. Vay canına, eşşoğlu eşşek. Ne? Ne oldu abla? Bir önceki tamirci, alçak herif, televizyonun markasını araklamış. Kız üstünde değil mi markası ha? Anne ya, bu çorap markası. Asıl markasını söküp yerine çorap markası yapıştırmış. Ay niye günahını alıyorsun adamın? Aa, bel gibi karışıklık oldu. Hadi oradan be, sanki bilmiyoruz. Tamirciye gidip gelirken koskoca buzdolabını nasıl elektrik sopasına çevirdiklerini unuttun mu? Parçalarını değiştire değiştire aya kadar buzdolabını elektrik sobası haline getirdiler. Sonra da o elektrik sobası bir çift palamuta dönüştüydü hatırlarsan. Sanki herifler tamirci değil, kötü kalpli birer büyücü. Dokundukları her şeyi eskisinden beter hale getiriyorlar. Bana bak, bu televizyonda sonunda çorap oluyor. Sen yanlış biliyorsun bir defa Sıdıka. Buzdolabından parça arakladıkları doğru da onu palamuta çeviren benim. Nasıl yani? Tabii.
buzdolabının bozulmasından baban artık çıldırdı böyle. E baktım herife kıyamıyorum. Ben de götürdüm buzdolabını hurdacıya verdim. Yerine bir tane elektrikli soba aldım. O da çalışmayınca onu da götürdüm eskiciye. İki palamut bir rakı aldım. E ne yapayım kız? Aa, bütün aile buzdolabı diye kafayı mı yiyecektik yani? Hiç. Oldu mu kardeş? Vallahi tüneri hallettik abla. Şimdi çalıştırıp bir göreceğiz. İzin verirsen şu fişi ben bir takayım. Önce ütüyü takmak lazım. Ütü mü? O niye? Ya televizyonu çalıştırmayacak mıyız? Evet. Bakın, ütüyle televizyon aynı gün bozulmuştu. İkisini beraber tamire gönderdik. Döndüklerinde ütüyü fişe takmadan televizyon çalışmıyordu. Acaba keten çarşı fütüresek olur mu? Daha net gösteriyordu o zaman. Demişim. Ay kız yine mi göstermiyor, çalışmıyor? Çalışmadı hanımefendi. En iyisi ben bunu dükkana götüreyim. İçine dışına güzel bir bakayım. Siz de zahmet şu çantamın üstüne koyar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ha kardeş. Efendim? Ütüyü almıyor musun? Ütü. Anne. Bence biz ailecek uyuşturucu alıp erkenden yatalım. Televizyonsuz, dört kişilik bir aile. Aynı evde bütün gece. Birbirimizi yeriz vallahi. Hafızan Allah kan çıkacak diye korkuyorum. Bak ciddiyim he. Bence sen akşam yemeğine diazem filan karıştır. Bakacak televizyon bulamazsak ne yapacağımız belli olmaz. Ay saçmalama Sıdıka. Eskiden televizyon mu vardı kızım? Gül gibi geçinip gidiyorduk. Şahsen ben istediğim zaman bırakırım kızım. Hiç aramam. Bak şimdi kaç gündür televizyonsuzuz. Yüzüme renk geldi. Nefesim açıldı. Nefesim. Her zamanki dizinin vakti gelince bağımlılık krizine girip kendini jiletlemeye kalkışma da. Ay anne ben çok endişeleniyorum ya. Vakit varken bence beraberce gidip amateme yatalım. Ay şimdiden tuhaflaştık. Baksana şu kuşa. Kuduz gibi bakıyor. Manyada hayvanca. Şunu azıcık dışarı çıkarayım. Akşamleyin televizyonsuzluktan birbirimizi boğazlarsak şu hayvancağız kurtarsın kendini. Biri evden sağ çıksın bari. Cavcav etmeyi bırak Sıtık'a. Al şu kuduz kuşunu git hadi. Ay açma balkonun pencerisi. Ay ay üşüdüm buz gibi oldu ortalık. Anne daha henüz kapıyı bile açmadım ya. Nereden esiyormuş resmen uyduruyorsun. Bence yalan rüzgarı esiyor sana. Ufaktan üşütmeye başladın söylemiştim. Sıdıka, yalan rüzgarı, malan rüzgarı deme anneye, tamam mı? Öyle ufak üşüdük falan da deme. Bak, ufak ufak değilim ben. Annen yaşındayım ben senin, annen. O kuduz kuşunu ya. Da bana bak, böyle bir daha bana cik falan dediğini duymayacağım, anladın mı? Onun kanadını kanadına bağla, şıkıdık şıkıdık oynarım. Tamam, tamam, kendine gel. Sakinleş, rahatla, rahatla. Gel şöyle bak, birazcık otur, gel. Gel, 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 gel. Bak, bak, karşıdaki evin televizyonu çalışıyor. Hadi oradan seyret azıcık, gel. Ufak bir dost sana iyi gelecek. Hadi bırak o kuş elinden. Kuş katili olursun vallahi. Ver, 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 ver. Ay, o bizim ailemizin emektar kuşu. Etinden, sütünden faydalanıyoruz. Gerektiğinde burnunu koparıp çayını içiyoruz, değil mi? Ay, Allah'ım ben de saçmalamaya başladım. Anne çekil, ben de bakayım şu televizyona. Çekil ne var? Bir dakika. Ailemiz çok zor günler geçirdi. Fakat televizyonsuzluğa büyük bir birlik ve beraberlik örneği göstererek dünyaya Türk çekirdek ailesinin en zor günlerde dahi soğukkanlı, hoşgörülü ve barışseverliğini yitirmemiş olduğunu kanıtladık. Bu vesileyle mensup olmaktan şeref duyduğum Saka ailesinin tamir edilmiş televizyonunu açarken... Ben yıkarım baba. Çakmak ne ulan? Salak, sigara mı içiyorsun sen bir de? He? Yok vallahi baba ya. Arkadaşın şeysi cebimde kalmış. Evet. Sana aç şu televizyonu dedik değil mi? Ha? Gördün mü? Bak deneyemeden elektrik kesildi. O kızgın mumu şimdi senin sırtından ya. Aşağıya içeriye damlatayım mı? Ya, panikleme anne. Dur bekliyorum televizyona. Panikleme. Elektrikler birazdan gelir. Hem burada televizyonumuz ve bizimle. Elektrikler gelince doya doya bakarız.
diyorsun ki? Televizyonsuz günlerde birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Hadi ya, bir detlik yaratsana da şöyle. Ya nasıl sıvacağız kızım buraya? Dört detay sıkış tepiş. Aman gelsin ama. Televizyonsuz günlerde ben babamın uç çaldığını, senin ise çok güzel Rumeli türküleri söylediğini öğrendim. Bak bunlar olmayacaktı değil mi? Ha, hazır fırsat çıkmışken baba gene çalsın Umut hadi. Nasıl çalacağız? Fosfor mu var Utun tellerinde? Öyle görmeden etmeden çalınmaz. Esas bu baban var ya bir akordeon çalardı ki. Ah ah o vakitler ya. Bütün konu komşu mahalleli hepsi balkona doluşurdu. Ah Sıdıka o akordeonu geçen kömürlükte gördüm kız. Körüğü de böyle fareler yemiş. Asıl bizi yiyip bitirmiş televizyon be. İçimizi boşaltmış. Yenmiş sucuk zarı gibi öyle kala kalmış. Dedim ya televizyonsuzluk birbirimizi tanımamıza fırsat verdi. Yoksa ölüp gidecektik tanımadan. Lan Samim. Nasıl yendim ulan seni pişti de. Beklemiyordun değil mi anandan? Ya, televizyon olmadığı zamanlarda babamla böyle bir pişti oynardık. Onu da bir yolardım. Ulan şimdi yolduk mu bana saçını? Çocukların yanında yalan konuşup durma. Ayrıca Sıdıka elime belli ediyordu. Ondan yeniliyordum ben. Şu üç günkü kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum ha. Babamın motosiklet taklidi. Annemin bulmacaları. Bir abimin şov edepsizliği. Koskoca herif pipisini göstermeye kalktı. Kız ne yapsın çocuk ya? Aa, televizyonun olmadığı zamanlarda o böyle küçücüktü. Baban da onu çağırıp misafirlerin yanında pipini göster derdi. E aklına ancak o kalmış işte şöyle. Ya ne demek ne yapsın çocuk ya? Ben çocukken yanlışlıkla donum gözükse kapat doğru otur yakarım senin kokunu çakmakla diye korkutulurdum. Bu erkek ya. Ne var tabii erkeğim bak sen yapabilir misin böyle hiç acımıyor. Aferin lan git elini sobaya sok bari amcalar görsün. Annemin örgü şişlerini de yutabilir misin? Bana bak bir kalkarsam sokarım senin kafanı sobaya mı? Ya şimdi bağırışmayın be. Ya tık ya konuşma. Ya niye ya? Sanki gürültüyü bir tek ben çıkardım. İkisi de beni azarladı. Çifte standartlar enstitüsü. Aç kız kalk hadi televizyonu. Aç kız televizyonu. Lan açsana televizyonu. Ya bana ne be? Ben bu evin uzaktan kumandası mıyım? Elin kopar değil mi sanki açsan? Açtık. Aferin. Oğlum. Aslında düzeltilemeyecek değişikliklerin meydana gelmesini engelleme çabaları başlar. Büyük sertleri amaçlar. Bildiğiniz gibi sağ kalbe dönen kan miktarının azalması ya, ve... İzninizle bir şey söylemek zorundayım. Sus kız. Kız konuşma. Sus kız. İstemeseniz de söylemek zorundayım. Şu an Açık Öğretim Fakültesi'nin dersini izliyorsunuz. Uzun süredir televizyon seyretmediğiniz için farkında değilsiniz ama normal bir zamanda asla böyle bir şey seyretmezsiniz. Sus kız. Ya bir sus be. Kardeşim bir şey açıklamaya çalışıyor. Ne diyordun yavrum? Ya diyorum ki babacığım Açık Öğretim elektrik idaresindeki bir manyak Morse alfabesiyle uzaya mesaj gönderiyor galiba. İki uzun bir kısa. İstanbul'u yakıp söndürüyor. Kim o kız? Kim o? Kim? Tüm elektrik idaresinde çalışan o çocuk. Adı kim? Ne? Ne iş yapıyor? Niçin biz tanımıyoruz Sıdıka? Anneciğim yine otomatik kısmet tanımlama sorunu sordum. Ya biraz düşünerek sorsan. Hem elektrik idaresinde çalışan çocuk diyorsun hem de nerede çalışıyor diye soruyorsun. Ama yeter be der. Zekeriya ya, ne oldu yavrum? Elinin körü oldu. Duymuyor musun sesi? Devrildim işte. Ulan şu bunları niye hemen söndürüyorsun ya? İki dakika daha dursa olmaz mı? Zekeriya, elektrikler gelince mumu söndürmek lazım. Uğursuzluktur derler ya. Ulan şimdi başlayacağım senin uğursuzluğuna da sana da. Baba! Geldi! Geldi!